Kuruluşundan bugüne sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini ülkemizin emek, demokrasi, eşitlik, laiklik, özgürlük ve barış mücadelesinin ayrılmaz bir parçası kabul eden konfederasyonumuz, demokratik dönüşüm ve toplumsal demokrasinin pratikleşmesi alanı olan yerel yönetimlerin emekten yana demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğinin odağına alan özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılandırılmasını en temel ilkelerinden biri olarak kabul etmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tutumumuz da bu çerçevede olacaktır. Konfederasyonumuz, emekçilerin demokratik, ekonomik, sosyal ve özgür haklarına öncelik veren çalışanları gözeten, başta toplu sözleşme ve grev hakkı olmak üzere, emekçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyan, tüm yönetim düzeylerinde kadınların eşit temsiliyetlerini esas alan, kentlerin toplumsal mülkiyeti olan kamusal alanları sermayenin değil, toplum ve halk yararına kullanan, barınma ihtiyacını karşılamak üzere, başta öğrenciler olmak üzere, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik konut ve sosyal alanların inşasını gerekli bütçeye ayıran, depreme ve felaketlere dirençli konutlar inşa edilmesi sürecini yürüten, karar alma ve denetleme mekanizmalarında gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı gözeterek yönetimleri halkın katılımını açan ve geri çağırma ilkesini kabul eden, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yaklaşım üzerinden çok kültürlü, çok dilli ve çok kimlikli yaşamı birer zenginlik olarak görerek birlikte yaşamı temel alan, kamusal hizmetleri herkes tarafından ulaşılabilir, nitelikli, eşit, parasız ve ana dilinde sunan, yurttaşlar arasında kan bağı, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, din veya inanca dayalı hiçbir ayrımcılığa izin vermeyerek yerelleri eşitlik idealinin yaygınlaşma alanları olarak gören, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocukların toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik ücretsiz, sosyal ve kültürel tesisler ile kreşler, bakım evleri ve eğitim merkezleri oluşturmayı hedefleyen, ulaşım, temiz su, altyapı, ısınma, çöp ve benzeri hizmetlerin halka doğrudan sürekli, nitelikli ve ücretsiz ulaştırılmasını birincil görevi sayan, ormanları, mera ve yaylaları betonlaşmaya, talan ve ranta karşı imara kapatan, kentsel dönüşüm ve benzeri uygulamaları rant ve talan aracı olarak değil, beraber yaşanabilir değişik kültürlerden insanların beraber yaşayabilecekleri yerinde dönüşüm üzerinden ele alan, hayvanları ölüme terk eden her türlü barınağı, parkı kapatarak hayvan haklarını savunup gereğini yapan, yerel yönetimleri birer şirket olarak değil, halka hizmet veren kurumlar olarak gören ve yerel hizmetlerin verilmesinde kar değil, toplumsal yararı esas alan, yerel hizmetlerin sunumunda özelleştirme ve teşoranlaştırmaya karşı çıkan, demokratik ve cemaat yapılarına karşı mücadelede yerel yönetimlerin önemini kavrayan ve bu ve benzeri yapılara karşı geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına sahip çıkmayı ve mücadele etmeyi önüne hedef olarak koyan, yerel yönetimlerin bütün plan ve uygulamalarını toplum merkezli, eşitlikçi ve demokratik bir biçimde hazırlamayı ve uygulamanın her aşamasında sokak, mahalle, kent meclislerine şeffaf bir şekilde hesap vermeyi taahhüt eden, bütçe hakkı kapsamında katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir, toplumsal cinsiyete duyarlı ve ekolojik bütçe oluşturma süreçlerini işleten, üretimden tüketime kadar bütün toplumsal süreçlerin adil, eşit ve demokratik işleyişini savunan, yerel yönetimleri doğa insan yabancılaşmasının aşılmasının temel alanı olarak kabul edip her düzeyde tavizsiz bir şekilde ekolojik yerel yönetim anlayışını esas alan, mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik ayrımcılığın son bulması ve haklarını kullanmalar önündeki engellerin kaldırılması için mücadele eden, anlayış ve programların taşıyıcısı adaylara oy verilmesini savunmaktadır. Konfederasyonumuzun oy vereceği adaylar yukarıda bahsetmiş olduğumuz noktalardaki duyarlılıklarını hepimiz tarafından kabul etmiş olduğumuz adaylar üzerinden olacaktır. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.